Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye geçmeden önce yine her zamanki gibi ufak duyurumu yapacağım. Çünkü ama bu sefer daha kaliteli bir ufak duyuru olacak. Arkadaşlar hatırlarsanız ben bir önceki bölümde ne demiştim? Bir forum sitesi kurduğumuzu, yalnız daha içinin daha eklemeler yapılmadığını söylemiştim. Siz de sağ olsun katılmışsınız hepiniz. Teşekkür ederim şimdiden. Şu an burada kullanıcıları görebilirsiniz. Arkadaşlar yavaş yavaş için pazara kadar hepsi tamamlanacak. Mesela sizin en çok istediğiniz senaryo olan Yeni Türkiye senaryosunu direkt olarak yükledik. Hemen buraya ekledik. Bak, Yeni Türkiye indirmek için tıkladığınız zaman direkt indirme bu yerine gideceksiniz. Mesela bakın, birisi bile yorum yapmış. Çok güzel bir mod, tavsiye ederim yazmış. Ondan sonra mesela Age of Civilization'ı satın alamayanlar var. Onlar için de bir crack'te oyun şeyini çıkardık. Ve oraya da bunu bu şekilde ekledik. İndirmek için buraya tıkla dediğiniz zaman direkt oyunu indirmeye gidebilirsiniz. Yükleme videolarını da yakında kanalda sitede bulabileceksiniz. Arkadaşlar bir de buraya direkt Discord'dan katılırsanız direkt bir yeni rütbeyle başlayacaksınız. Yani Google'dan katılan kişiler düşük rütbeyle, Discord'dan gelen kişiler yüksek rütbeyle başlayacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani ilk önce açıklamadaki Discord'dan direkt olarak siteye gelin. Öyle daha kaliteli oluyor ve siz daha yüksek rütbe alıyorsunuz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Dilerseniz oyunumuza geçelim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber söz verdiğim gibi cumartesi günü yeni bir seriye başlayacağımı söylemiştim. Zaten Amerika yakında final olacağı için yerini Andorra Devleti alacak. Sizin yorumlarda beni en çok oynamamı istediğiniz olan Andorra Devleti, yer göğü inleten Andorra. Abi neden böyle şeyler istediğinizde hala bir fikrim yok. Beni zor durumlara sokuyorsunuz her seferinde. Ama sizi kırmayacağım abi, oynayacağım. Hem de modlu şeyinde oynayacağım. Baştaki duyuru videosunu izlediyseniz oradaki senaryoda indirip siz de oynayabilirsiniz. Evet, gelelim artık serimize. Lafı fazla uzatmayacağım. Direkt olarak başlayacağım abicim. Andorra Devleti'ni nasıl oynayacağız? Bakın, burası İspanya. Burası Portekiz. Burası Fransa. Hadi Lüksemburg isteseniz yine iyi abi. Şunu istediniz lan benden. Ben buradan savaşa gitsem bunlardan izin almak zorunda kalacağım. Düşün yani. Andorra'yı ekliyorum, tamam mı buraya? Saldırganlık şöyle 125'te kalsın abi. Sınırları zorlamayalım. Efsanevi de oynayalım. Bakalım oynayabilecek miyiz? Çok merak ediyorum abi. Her seferinde save almak zorunda kalacağım. Batabiliriz de, yükselebiliriz de. Abi şurada Monaco varmış. Keşke Monaco verseniz. Denizden direkt uzardık böyle. Evet, 10 milyar parayla başladık. 1 milyon 689 zararımız var. Hemen şuradan bir ordu dağıtma işlemi yapalım. Orduyu dağıtıyorum. Daha da para bitmiyor. Zararımızı karşılayamıyoruz yani. Tamam. Bunları bu şekilde ayarlayacağım. Sınırları zorlamaya gerek yok. 10 milyar paramız var. Bunu iyi kullanmamız lazım. Şimdi biz neyle yönetiliyoruz abicim? Bir bakar mısın? Monarşi ile yönetiliyormuşuz. Andorra Monarşi ile mi yönetiliyor? O zaman şeylere abanacağız. Vergiler alacağız abi. Monarşiysek bu, vergi isteyeceğiz bol bol. Tamam. Ekonomi büyümesine vereceğim. Oğlum Andorra ile oynuyoruz ya. Yönetime verelim. Üretim gelirine verelim. Ordu bakımına verelim. Bu şekilde. Tamam, kalsın. Şimdi madem bir Andorra'yız, bizi yok edecek devletler çok fazla olabilir. Bunlarla hemen bir ilişki geliştireceğim abi. Bunlar beni yok edebilirler, yıkabilirler, parçalayabilirler. Bir tur geçelim bakalım ne olacak. Elindeki parayı şu anlık harcamak istemiyorum. Aslında harcasam daha mantıklıymış gibi geliyor. 21 bin. Abi yatırımlara mı yüklensek, ne yapsak ya? Yatırımlara yüklenirsek çok mantıklı bir hamle yapmış olabiliriz. Yatırımlara şöyle versek. Tamam ya, yatırımlara bir verelim. Şu an ekonomimiz kaç? Dur abi, ekonomimizi öğrenelim bir ya. Evet, 212 ekonomimiz var. Bayağı güçlü bir ekonomimiz var. Üstten hızlandırıyorum arkadaşlar. Bu seriyi zaten oynarsak var ya, oynamayacağımız hiçbir senaryo yok. Olamaz yani, imkansız. Oğlum Andorra ile oynuyoruz. Belki de yeri gelecek Fransa'yı yıkacağız ya. Yapabilir miyiz sizce? Yapamayacağız. Ama yine de bir deneyeceğiz abi. Nereye kadar gidersek arkadaşlar, bunun finali belki yıkılınca olacak, belki de devam edince olacak. Ama Fransa ile İspanya'yı yıkmadan vazgeçmem gibi duruyorum. Şöyle bir ekonomiye bakalım. 212'den 15 olmuş. Oha abi, mis gibi artıyor ekonomimiz.
Mallara verelim biraz da. Mallara da şu şekilde verdim. Parayı 5000'e kadar bir devam ettirelim. Şu an beklemekten başka bir çarem yok. 9463 249 5000'e kadar bir sürüklensin bakalım. Ekonomi bir 1000 yaparsak gerisi zaten gelecek. Savaşlara gitmemiz için paramızın sağlam bir bütçede olması lazım. Bir de dibimizde Fransa ile İspanya varken bu savaşlara girmek çok riskli abi. Bizi ya anında yıkabilirler. Anında. Bakın şu an küçük bir devletten büyük bir devlete doğru ilerlemeye çalışacağız. Evet, şunlarla biraz daha ilişki geliştirelim. Bunlarla ilişki geliştirmezsek bunlar bizi yıkabilir. Monaco ilişki geliştirelim. Biz küçük bir devletiz abi. Biz de 176. sıradayız abi. Yuh. 176 ne lan? Monaco'nun bile 300 bin, 3681 ekonomisi var lan. 4000, 4024. Parayı bitirsem mi ne yapsam? Abicim nüfusum kaç benim? 19 bin nüfusum var. Bir 20 bin yaparız aslında o nüfusu ya. Yapabilir miyiz? Yapamayız. Nüfus 20 bin olsa çok güzel olur ya. Aha 20 bin. Anam, refahtayız. Çok güzel. Şu an devletimiz refahta. Artık malları kısabilirim anlamına geliyor. Yatırımları da şöyle bir 105'e ayarlarsak. Oh mis gibi. 222 olur mu? Ya da 222 ol, ne olur. Olmuyor. Andorra ile oynamaya çalışıyoruz ha. Şimdi arkadaşlar ben size bir şöyle bir çizelge hazırlayayım. Şimdi ben Andorra olarak Fransa, İspanya'ya zaten dokunamam. Ama şöyle küçük devletlerden başlayacağım. Malta gibi mesela, Libya gibi mesela, o devletlere direkt olarak savaş ilan edeceğim. Libya'nın böyle büyük görünümüne bakmayın. Minik bir devlet aslında. Ekonomik olarak minik bir devlet. Şimdi hazır madem geliştiriyoruz kendimizi, bari ekonomi 300 yapalım abi. Ekonomi 300 olursa gerisi kolaymış gibi geliyor. Abi o değil. Bin askerle başladık. Tüm askerleri erittik ya. Bu arada forum sitemize gelirseniz bizi mutlu edersiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Discord'dan gelmeniz daha mantıklıdır. Haberiniz olsun. Bunları küçük aşağıdan veriyorum bilgileri. Bu seriyi de izleyenler için, yeni izleyenler için abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yorumlarda istediğiniz bölümleri çekiyorum. Ya yani siz de yazarsınız, sizinkileri de çekerim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hep haberiniz olsun kullanıyorum ya. Uykum geldi lan. 4000. Parayı bir 5000 yapalım bakalım. Ondan sonra belki bir savaşamasak mı? Monaco'dan bir şey kuruluyor mu lan? Kurulmuyordur herhalde. 4619, 4714, 4809. Gerçi arkadaşlar zaten YouTube'da Age of Civilization 2 içeriği en çok üreten ben olduğum için çok farklı fantazilere sahibiz kanalca, ekipçe abi. Olmadık yerlerden video çıkartmaya çalışıyoruz. İnşallah batmayacağız. Allah nasip ederse batmayacağız abi. Şimdi 5760 paramız 10.000'e genden gelecek. 95 kuruş gele gele. Abi millet Almanya ile savaşa giriyor. Biz burada bu devlette gelişmeye çalışıyoruz ya. Neyse geliştir. Şimdi bizim ekonomimiz kaç abi? 200 ne? 220 ekonomimiz olmuş. Çok güzel. Abi aslında var ya teknolojiye yönelsek. Bak şunu kısacağım. Teknolojide birinci olursak var ya bizi kimse geçemez. Şu an teknolojide kim birinci? Tayvan birinci. Tamam Tayvan birinci. Benim 0.52 bir teknoloji puanım var. Oğlum ben teknolojide öne geçersem beni kimse geçemez. Dur bakayım bir teknolojiyi bir zorlayalım abi. Full dersek belki bu bölüm en azından teknolojide bir şeyler yapmış deriz kendimize. Üstte Almanya yok oluyor. Hadi bakalım abi. Biz Almanya Savaşı'nı izleyelim o sırada. Evet, şu an bir Almanya savaşı görüyorsunuz. Diğer dünyalara bakalım abicim. Türkiye aynı. Gürcistan Rusya ile savaşıyor. Evet, oyunumuz yine her zamanki gibi beni ta öbür dünyaya yolladı. 5282 de abi parayı bile eksi 56 eksi 56 harcıyor. Dur bakayım bir. Teknolojinin artışını görüyor musunuz? 23.1, 24.2. Abi ona zorlamayalım dur.
Şöyle bir, evet, şöyle bir ayarlama olsun. Abicim, bu bölüm kesin savaşamayacağız ama gelişeceğiz. Andorra'yı güçlendireceğiz. Andorra'yı ayaklandıracağız. Herkes Andorra'nın gücünü görecek. Bunun formlaması var mıydı? Bir daha bakayım bir. Fransa ile dostuz. Fransa'dan para istesek vermezler. Abicim çok 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 zor durumdayız ya. Ama koalisyon kurarak başka devletlere savaş ilan edebiliriz. O daha mantıklıymış gibi geliyor. Onun dışında zaten gelişmemiz imkansız arkadaşlar. Ben şimdi Monaco'ya saldırsam, Monaco'nun ekonomisine bakarsanız görürsünüz. 4000 ekonomisi var. Ben hala 220'lerde sürünüyorum abicim. 220 ekonomi ne ya? Ben bir şeyler yapacağım, dur bakalım. 7000. 7151. Parayı bir, aslında ben para basayım abi. Oturduğum yerden para basayım. Ne olabilir ki en fazla? Bakın zaten Andorra, bakın bu biziz. Çok dikkat çekiyoruz şu an dünyaca. Millet bakınca Andorra'yı Türk'ün yönettiğini görebilirsiniz. Andorra'yı Türk devleti yönetiyor abi. Şimdi oturduğumuz yerden biraz para basalım. Hadi bakalım. 7000. Para bir 10.000 yapalım abicim. Bir asker basabilir miyiz? Asker bassak kime saldıracağız? O da ayrı bir mesele. Fransa 277 asker getiriyor sınırıma ya. Şimdi Tunus'u alırsak var ya, Tunus'u alırsak direkt başkenti buraya taşıyacağım. Direkt. Buraya alırlarsa alsınlar abi. Umurumda değil. Amacım Tunus'u almak ya da Libya'yı almak. Libya'yı alırsak çok karlı çıkarız. Buralardan uzaklaşmış oluruz. Şimdi. Abicim senin ekonomin kaç? 36 bin. Senin kaç? 33 bin. Oğlum bu ne? Ben daha modlu senaryoda oynuyoruz. Doğru. 4000. 10.000. Bu ne oğlum? Herkes mi güçlü ya? Oğlum çok gelişmek çok zor olacak. Çok. Ya beni niye böyle şeylere soktunuz ki arkadaşlar? Ben Osmanlı İmparatorluğu serisi yapacaktım ne güzel. Şunları kapat. Ekonomi basacağız yine. Ekonomi oturduğumuz yerden ekonomiye devam edeceğiz. 178. 176'dan yok lan, 179'dan 178'e indik. Güzel, devam bakalım böyle. Bir 170 sınırını görürsek var ya, çok güzel olacak. İlk 100'e girebilsek keşke, de giremeyiz. Bu bölüm belki de hiç giremeyeceğiz abi. Hadi bakalım. Ekonomimiz 220'ydi en son. Evet, 177. sıraya düştük arkadaşlar. Şuradan üstten takip ederseniz görürsünüz. Şu an 177. sıradayız. Abicim çok işimiz çok zor ya. Bir bakalım be. Şuna baksana. Şu devletlerin abi, Kuzey Kıbrıs bile iyi ya. 177. Oğlum ben keşfedilmemiş olarak gözüküyorum burada. Bak bu. Andorra 172 gözüküyorum burada da. Farklı, bu da aynı Andorra. Tamam abi. Şimdi ekonomimizi öğrenelim. 222 olmuş ekonomimiz. Ekonominin artışı çok hızlı abi. Abi aslında bir farklı devletle işbirliği yapsam. Bunda burada kim var? Birleşik Krallık buraya savaş ilan etmiş. Birleşik Krallık'la beraber aslında bir savaşa girirsek ne güzel olur ha. Dur, aklıma bir plan geldi. Bu bölüm ben savaşacağım. Bu bölüm ben savaşacağım abicim. Arkadaşlar bir tane, yani her bölüm bir tane ticaret talep etme hakkım olsun yani zor devletlerde. Çünkü onun dışında zaten sadece savaş değil, gelişme görürsünüz. Gelişmeleri bölümlerini seviyorsunuz mu bilmiyorum ama paramız 50 bin olsun mesela, direkt olarak şey olacağız, nasıl desem, enflasyon olacak devlette. Şimdi benim bunlarla bir ilişki geliştirme yapmam lazım. Yoksa beni yok edebilirler.
Çok iyi strateji yapmamız lazım. Abi Monaco'yu alsak var ya çok güzel olacak ya. Ben Monaco'yu alacağım. Kafaya koydum abi. 12 bakın 15 bin para basacağım. Direkt olarak Monaco'ya gideceğim abi. Direkt. 176. sıraya düştük. Para bakımından 175'e düştük. 176'ya geri çıktık. Ne oluyor lan? Bizi geçiyorlar sürekli. 176, 177 olduk. Oha yine 177'ye çıktık ya. Eski sıramıza geri geldik abi. 176. Para bir 15 bin olsun. Tamam dur dur. Evet, Monaco fetimiz başlasın abi. Ama direkt olarak asker alacağım abi. Şöyle mouse iki tıkladı. Şöyle bassam. 15.000 maliyeti varmış zaten. Böyle daha karlı. Şimdi ticari yok. Nerede abi? Askeri işçimiz sor. Abi kabul etmen lazım. Eyvallah. Şimdi ben buraya gidiyorum. Şu an küçük bir adımlar yapmaya çalışıyoruz. Bakalım. Monaco'ya bir şeyler yapabilecek miyiz? Şimdi ben burada Monaco'nun askerini göremiyorum haliyle. Onun için artık şöyle bir şey yapabileceğiz. Koalisyon kur desem Monaco'ya kurmaz herhalde koalisyon. Evet kurmadı ama savaş ilan et desek ilan edecek. Savaş ilan et. Yok lan Portekiz değil oğlum ne yapıyorsun? Ticaret talep et. Savaş ilan et. Monaco. Tamam. Şimdi ben de savaş ilan edeceğim. Abi ne olur ilk ben saldırayım ne olur. Ben aldım. Hemen barış yapıyorum. Oğlum iyi de bunlar saldırmadı bile. Fransa'nın saldırmasına bile gerek kalmadı abi. Ben aldım direkt. Evet arkadaşlar iki tane eyaletim var artık. Bir tane burada küçük nokta var. Bir tek de diğer tarafta var. Yalnız ekonomi 4709 oldu abicim. Çok iyi oynuyoruz lan. Evet arkadaşlar buna bir like hak ettik ya. Vallahi bak. Şimdi Monaco'nun 24'lük bir şeyi var. Buradan orduyu dağıt yapacağım. Orduyu dağıt yaparsam bunlarla bir oha oğlum çok güzel lan işi geliştir. Başkenti taşıyacağım bu bölüm. Tamam paramızın bir artıya çıkmasını beklememiz lazım gün yüzüne çıkmak için. Çünkü asimilasyon sıkıntımız olacak. Asimilasyon sıkıntısını bu bölüm çözmemiz lazım. Şu an asilik ilerliyor mu? Abicim asilik var mı? Tamam şu an 106'lık bir asilik var. Monaco yaz. Oğlum Monaco. 4000. 4155. 3947. Asilik %7 oldu. %8 oldu. Şu an asillerle sıkıntımız çıkabilir. Kredi al desem. Aslında kredi alsam. Bakayım be. Kredi verdiği bütçeye baksana abi 367 kuruş veriyor. Ne yapayım lan ben onu? Devletteki su faturasını ödemeye yetmez abi lan. Tamam bekleyeceğiz abi sabır. Monaco'yu aldık ya. Monaco'yu başkent yapacağım. Artık toprak erişimimizi istememe gerek kalmadan istediğim şekilde çıkacağım. Evet. Hemen şuradan Monaco'ya şöyle küçük bir yatırım yapalım. O sırada Fransa'yla bir ilişki geliştirmeye devam edelim. Belki ittifaklarına katılırız. Kim bilir. Fransa Birleşik Krallık'la savaşta şu anlık. Abi Fransa ile bir ittifaka girersem var ya beni kimse durduramaz. Evet, hep buraya oynayacağım. Başkenti bu bölüm yapacağım.
Şu an aslında benim ekonomim kaç abi? 4708, 5000 ekonomi yapabilir miyiz ya? Şu an dünyadaki en zor devlette oynuyoruz abi ya. En zor devlet sayılabilir aslında. 1147, 1393. Paramız yine bir 10 bin lira gelebilir mi acaba? 10 bin, 5 bine, 15 bine gelse var ya çok güzel olacak abi. Bizim için aşırı güzel. O kadar iyi olacak ki. 2900. Abi durdursam bir İspanya'nın Fransa savaşı bitti mi? Biz ilişki geliştirmeye devam edelim de. Gelse ne ilişki geliştirelim? Dünyaya baktığımız zaman dünyada bir değişiklik yok, tamam. Yani değişiklik var zannettim, var. Romanya buraya gelmiş. Abi kendi devletimi göremiyorum ya. 5213. Evet, asimilasyon geldi. Bu para asimilasyona direkt olarak yetecektir. Ve bize de katkı sağladı gördüğün gibi. 3'lük bir artış oldu. 306 oldu. 310 oldu. İstikrarımız artıyor ya. Bizim de gelirimiz artıyor. Günlük gelirimiz 1000 olsa var ya, şu an çok bayağı iyi bir devlet olacağız da. Yani bayağı dediğim şey açısından. Kendi topraklarımızı idare edebilecek açısından. Mesela savaşa girdik diyelim. Bu arada 159. sıradayız ha. 179'dan 159'a inmek de ne bileyim ayrı bir güzellik. Abi canlı yayınlardaki gibi şey gibi değil bu. Nasıl desem, orada konuşarak sohbet yani goy goy yaparak oynuyoruz ama burada çok deli strateji yapmamız lazım. Çünkü iki tarafımızda da büyük düşmanlar var. 100 olmuş Fransa ile. İspanya ile de bir ilişki geliştiriyorum direkt. Abi Fas'ta savaşa girmiş o da ya. Of. Allah'tan beni yıkmayacaklar. Ya beni yıkarlarsa başkenti taşıdığı zaman o başkenti direkt taşıyabiliyorum. Abi güzel bir şey bu. Mutluluk şeyde düşüyor. Taşı abi şu mutluluğu. Hükümet biçimini değiştirdiğiniz zaman faşistlikten daha çok gelir alabilirim ben. Abi ben faşist olayım ya. Aa, niye faşist olamıyorum ben? Evet, Allah'tan şu an artık denizlerden kaçabileceğiz. Ve gelirimiz arttı, 490 oldu abi. Hükümet biçimini değiştirdiği zaman faşist... Abi niye olamıyorum? Para lazım, doğru ya, görmüyorum orayı, kusura bakmayın. Hemen 11.000 yapalım. İyi, başkentimizi taşıdık. Şimdi faşisti yönelirsek, faşistlikten de daha çok gelir elde edebiliriz. Ondan sonra yine monarşiye döneriz bence. Ki siz de bence ben de aynı fikirde olmanız lazım. Bir devleti ayaklandırmak istiyorsak çok uğraşmamız lazım. Aslında Türkiye bana bir günlüğüne verseler var ya. Suriye benim abi. 9.000, 10.000, 10.000. Evet, artık hükümet biçimini değiştirebiliriz. Faşist. 11.891 lazımmış. Şöyle bir tur daha geç. Hadi 13.000 olsun, tam olsun, bizim olsun. 2031 yılında böyle olmuş. Hükümet biçimini değiştir. Faşist. Artık biz faşistiz. Faşistiz. Evet, yatırımları biraz arttırdık ama günlük gelirimiz 494. İyi ya. Şu an iyiyiz bence. İki tarafta da farklı toprağımız var. Abi sen hala savaşta olmaman lazım ya. İlişki geliştir. İlişki geliştir. Artık İtalya ile de ilişki geliştirmemiz lazım. Çünkü bizi yıkabilirler. Dört bin. Abi İtalya iniyor. Oğlum İtalya ile ilişki geliştiremezsek var ya yıkılırız. Herkes ilişki geliştirmemiz lazım. Şimdi benim aslında bir sonraki hedefim şey olabilir. Lüksemburg olabilir. Lüksemburg neden olmasın? Diyebilirim aslında içimden kendimce böyle bir düşünelim. Monaco bizdeyken hazır. Monaco'nun kıymetini bilelim. Şöyle bir 10 bin yapayım yine ben parayı. Şu an benim ekonomim kaç abi? Kaçı görüyor? 4690. 10.000 yaptım abi.
5000 yaparsam bence ben çoğu devleti ekerim. Şöyle bir %100'lük yaptım. Şu kaç artıyor? 4600. Oo. 5000 olur abi. Şuradan bakın 729. 737. Aşağı alacağım, böyle kapatacağım. Şu an 157. sıradayız. Faşist olduk ya. 155'ten 157'ye çıktık. En fazla bu oldu yani. Hadi bakalım abi. 5000 ekonomi iyidir. 5000 ekonomi. 20.000'de en son nüfusumuz vardı. Monaco'yu alınca artmıştır o. Bakmadım oraya. 107. Hadi abi. Paslı savaşlar bitti mi acaba bunların? Durduruldu. Abicim sen gel, benimle bir daha ilişkileştir. Şu an diplomasi haklarımızı öyle güzel kullanıyoruz ki yani bizi yıkmak istemeyebilirler devletler. Abi Fas'la barış yapmışlar. Abi şey çok vasal alırsak İspanya, yok vasal demişim Allah. Daha o daha çok vardı ona. İspanya'yla abi Fransa'yla %100 ya. Abi ben şey oynayacağım. İspanya'ya. İspanya'ya oynarsak var ya kazanırız abi. İspanya 55. sırada mı galiba? Şu an yok, kaçın sırada? Yazmıyor herhalde. İlişki geliştir. 98. İlişki geliştir. İlişki geliştir. 99. İlişki geliştir hadi. Oğlum hadi 100 ol ya. Tamam. İttifak teklifi. O neden abi? Neden olmuyorsun ki? Bak ben de tatlı bir devletim aslında. Minik bir devletim. Şirin bir devletim. 5528'lik bir ekonomim var. İttifak. Deneyelim abi şansımızı. Abi neden gelmiyor bu ittifakla? Tamam, gelmesin ama Allah'tan aramız iyi. 147. sıradayız arkadaşlar. Evet, şu an bence iyi bir durumda. Şunu kısabilirim artık. Şöyle bir şeye bakacağım. Artık burada bölümü sonlayalım. Arkadaşlar, ekonomi nüfusumuz 15.000'den 20.000'e çıkarmıştık en son baktığımda. Şu an 43.000 olmuş. Faşistiz. İstikrarımız %100. 179'luk mutluluğumuz var. 5.343'te bir ekonomiye sahibiz. Hiçbir şekilde kredi çekmedik. Monaco'yu tek başımıza aldık diyebiliriz aslında. Çünkü Fransa savaşmadan ilk biz girdik. Ve iki tane eyaletimiz oldu birden. 170, 180'in sıradan da 147'ye indik. Bayağı hızlı bir geliştik. Arkadaşlar bu Andorra'yı başka oynayan YouTuber'lar var mı? Hiçbir fikrim yoktu. Yok yani. Eğer varsa helal olsun. Eğer yoksa bana yazın. Bize helal olsun abi. Bir sonraki serilerimizde görüşmek üzere. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Açıklama kısmından da linke tıklayarak oradaki tüm senaryoları indirme hakkına sahip olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Ama size tavsiyem Discord'dan gelmeniz daha mantıklı geliyor bana. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.